Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de akan kanın durdurulması için yeni bir diplomasi hamlesine hazırlanıyor. Bu hamle kapsamında hem İsrail'in işlediği savaş suçları için dünya kamuoyu harekete geçirilecek hem de ateşkes için diplomatik temaslar gerçekleştirilecek. İsrail'in Gazze bombardımanında 10 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylemleri nedeniyle İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi için harekete geçileceğini söylemişti. Peki o adım nasıl atılacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç insan hakları kurumları değerlendirme toplantısında konuştu. Uluslararası ceza mahkemesini işaret etti. İsrail'i saldırganlar önünde sonunda uluslararası ceza mahkemesinin önüne çıkıp yargılanacaklar ve bunun hesabını vereceklerdir. Orada insan hakları suçunu işleyenler, soykırım suçunu işleyenler uluslararası ceza mahkemesinin önüne çıkacak ve bütün insanlığın önünde hesap vereceklerdir. Biz buna inanıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise bir televizyon kanalında konuk olduğu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Uluslararası hukuk çerçevesinde tabii İsrail'in taraf olduğu bu konuda sözleşmeler var. Bizim taraf olmadığımız ama etkileyip e, diplomasiyle bir takım ilişkilerle etkileyip taraf olan ülkelerin ...bu işe dahil olabileceği durumlar olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için yürüteceği yeni diplomasi atağında... ...hem gerçekleştireceği ziyaretlerden hem de telefon görüşmelerinden faydalanacak. Erdoğan'ın hafta sonu katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan... ...İsrail'in saldırılarına karşı somut kararlar alınması bekleniyor. Daim üyesi sahip çıkmıyor olabilir ama Afrika'dan Güney Amerika'ya... ...Asya'ya kadar birçok ülke bu sürece daha çok sahip çıkacak... Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum ki e, buradaki bu vicdanı harekete geçirecek hamleler ortaya koyacak. Bu arada Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik işbirliği Teşkilatı zirvesinde katılımcı ülkelere gazze mesajı verecek. Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Almanya'ya giderek Şansölye Olaf Scholz'la yapacağı görüşmede de bölgede çatışmanın durdurulması için, insani durumun iyileştirilmesi için yapılabilecekler ele alınacak.